Herkese merhaba. Dizinin son bölümünde neler yaşandı? Ve yeni bölümde neler olacak? Lütfen videoyu sonuna kadar seyredin ve bölümün tüm ayrıntılarını öğrenin. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Dizinin özet bölümünü seyretmek istemeyenler videoyu ileri sarabilirler. Dizinin son bölümünde Orhun ve Hira Afife'ye evleneceklerini söylemişlerdi. Bölüm Afife'nin odasında Orhun ve Hira'nın Afife ile konuşmasıyla başlıyor. Afife, Orhun ve Hira'ya bizim evlenmenizde asla onay vermem dedi. Orhan Afife'ye senin onayını almadan evlenebilirdik ama biz yine de onayını almak istedik dedi. Hira Afife'ye sizin onayınızı alarak evlilik yapmak istiyoruz dedi. Afife Hira'ya buna nasıl cüret edebilirsin dedi. Afife Hira'ya zamanı geri alabilseydim seni Ali için bu konağa çağırmazdım dedi. Afife sinirli bir şekilde Olgun ve Hira'nın yanından ayrıldı. Orhun ve Hira'nın evlilik onayı için ilk başarısız denemesini yaşadılar. Orhun Hira'ya bana söylemiştim Afife asla değişmez dedi. Orhun Hira'nın saçlarını okşayarak teselli etmeye çalışıyor. Orhun Hira'ya galiba Afife'yi ikna etmekten vazgeçmişsindir dedi. Hira Orhun'a Afife'yi ikna etmek zor olacak ama bunu denemek istiyorum dedi. Hira Orhun'un kol saatini baktı. Hira Orhun'a Afife'yi ikna etmeme 29 gün 18 saat süren kaldı dedi. Orhun Afife'ye ne zaman vazgeçmek istersen bana söyleyebilirsin dedi. Diğer tarafta ise Kenan Afife'nin söylediği sözleri hatırlıyor. Afife Kenan'a Nurşah benimle intikam almak için evlendi demişti. Nurşah Kenan'a neden çok dalgın ve garip davranıyorsun diye sordu. Kenan ne yazık ki Nurşah'a Afife ile konuştum ve böyle bir iddiada bulundu diyemedi. Kenan ve Nurşah birlikte film seyrederlerken Nurşah filmi yarıda bırakıp odasına uyumaya gitti. Demirhanlı evinin mutfağında Musa ve Gonca sohbet ediyorlar. Musa Afife ve Şevket'in arasında bir ilişki olduğunu zannediyordu. Musa gördüklerini Gonca'ya söylemedi. Bir müddet sonra Şevket mutfağa girdi ve Afife Hanım'a çay hazırlamaya başladı. Musa artık Şevket'i garipseyerek seyrediyor. Diğer tarafta ise Nurşah yatmadan önce fırçalıyor. Fakat Nurşah çocuklukta yaşadığı bir anısını hatırladı. Nurşah'a çocukken annesi tarafından dişinin fırçalanması için baskı yapılıyormuş. Nurşah sinirli bir şekilde diş fırçasını çöpe attı. Kenan Nurşah'ın davranışlarını garipsemeye başlıyor. Kenan Nurşah'a neden diş fırçasını çöpe attığını sordu. Nurşah Kenan'a çocukken gizlice şeker yediğim için annem tarafından birçok kez dişimi fırçalanması için baskıya maruz kaldım dedi. Kenan Nurşah'a annen bunu senin iyiliğin için yapmıştır dedi. Fakat Nurşah yine annesini kötüleyen cümleler kullanmaya başladı. Nurşah Kenan'a çocukken annem tarafından çok baskıya uğradım çocukluğum baskılarla geçti dedi. Nurşah Kenan'a ben en sonunda zincirlerimden kurtuldum ve artık yeni bir insan olmaya karar verdim dedi. Nurşah Kenan'a ailemin bana güçsüz ve bebek gibi davranmasına inatla karşı çıktım dedi. Şevket Afife için hazırladığı bitki çayını Afife'nin odasına götürdü. Afife Şevket'in odaya girmesiyle birlikte hemen konuşmaya başladı. Afife Şevket'e Orhun ve Hira evlenmek için benden onay istiyorlarmış dedi. Afife Şevket'e bu kadar bencil ve saçma bir şey duymadım dedi. Afife ve Şevket'in konuşmalarını kapı arkasından Perihan gizlice dinledi. Perihan Orhun ve Hira'nın tekrardan evleneceklerini duyunca çok şaşırdı. Orhun ve Hira uyumadan önce son kez birbirleriyle konuştular. Orhan Hira'ya annemi ikna edemedin diye üzülme dedi. Hira Orhun'a yine de anneni çok ikna etmek istiyordum dedi. Orhan Hira'nın alnından öptü sendeki cesarete hayranım dedi. Diğer tarafta ise Kenan yatakta uykuya dalmaya çalışırken Afife'nin sözlerini bir kez daha hatırlıyor. O esnada Kenan Nurşah'ın bağırışlarını duydu.
Kenan koşarak Nurşah'ın yatak odasına girdi. Nurşah annesiyle ilgili bir kabus görüyor ve uykusunda sayıklıyordu. Nurşah anne diyerek uykusundan uyandı. Kenan Nurşah'ı teselli etti ve saçlarını okşayarak uyutmaya çalıştı. Ertesi sabah oldu. Kira sabahın erken vaktinde aynanın karşısına geçti ve süslenmeye başladı. Kira bir kez daha Afife ile konuşmayı deneyecek. Kira Afife ile evin koridorunda karşılaştı. Kira Afife'ye biraz konuşabilir miyiz dedi. Afife Hira'yı umursamadan oradan uzaklaştı. Perihan Orhun ve Hira'nın evlilik kararını öğrenince ilk fırsatta Neva'ya yaşananları anlattı. Diğer tarafta ise Kenan ve Nurşah ofiste işe başladılar. Nurşah annesiyle karşılaştığından beri garip davranışlar sergilemeye devam ediyor. Bir müddet sonra küçük kız okula gitmek için hazırlıklara başladı. Küçük kız Kenan ve Nurşah'a oyun gösterisi hakkında bilgi veriyor. Nurşah bir ara annesinin Kenan ve kendisine söylediği tehdidi hatırladı. Nurşah Kenan ve küçük kızı için endişeleniyor. Hira Hafife ile konuşamayınca yatak odasına geri döndü. Bir müddet sonra Orhun Hira'nın yanına gitti. Orhun Hira'ya neden üzgünsün, Afife mi moralini bozdu diye sordu. Hira, Orhun'a henüz Afife ile konuşmaya fırsat bulamadım dedi. Orhan Hira'ya bir şey olursa bana söyle, ben şimdi çalışma odasına gidiyorum dedi. Afife evin salonunda otururken Neva Afife'nin yanına geldi. Neva Afife'ye Orhun ve Hira'nın evleneceklerini öğrendim dedi. Neva Afife'ye Orhun çok büyük bir hata yapıyor dedi. Neva Afife'ye Hira hiçbir zaman Orhun'a layık birisi değil dedi. O esnada Neva Orkun'u görünce yarım kalan iş görüşmesini tamamlayalım mı dedi. Afife Neva'nın Orhun'u görünce heyecanlandığını gördü. Afife Neva'nın oğluna karşı bir his beslediğini düşünmeye başladı. Orhun Neva'ya çalışma odama geçtikten sonra gelirsin dedi. Neva Afife'ye Cihangir'in bıraktığı şirketi yönetme işi bana kaldığı için Orhun'dan bilgiler öğrenmeye çalışıyorum dedi. İlerleyen dakikalarda Neva ve Orhun odada iş konuşmaya başladılar. Neva Orhun'a karşı cilveli davranışlarda bulunuyor. Evin salonunda Afife oturuyorken Hira Afife'nin yanına gitti. Hira bir kez daha Afife'ye sizinle konuşmak istiyorum dedi. O esnada Afife'nin telefonu çaldı. Afife telefonunu açtı ve odasına doğru gitti. Diğer tarafta ise Kenan ve Nurşah adliye koridorunda mahkeme için hazırlık yapıyorlar. Bir müddet sonra bir adam Kenan ve Nurşah'ın yanına geldi. Bu adam Kenan ve Nurşah'a Afife Demirhan'la hukuk bürosunu satın aldı dedi. Adam Kenan ve Nurşah'a bundan sonra karşı tarafın avukatlığını Afife Demirhanlı'nın çalışanları yapacak dedi. Demirhanlı evinde ise Hira, Afife ile konuşmak için Afife'nin odasına ilaçlarını Hira götürdü. Afife Hira'ya üstüne vazife olmayan işlere karışma dedi. Hira Afife'ye sizinle konuşmak istiyorum dedi. Afife Hira'ya anlaşılan o ki senden kurtulamayacağım dedi. Afife Hira'ya derdini anlat dedi. Hira Afife'ye Orhun hayatımda tanıdığım en iyi insan dedi. Hira Afife'ye Orhun'u öven cümleler kullanmaya başladı. Hira Afife'ye beni aldatan bir kadın olarak zannediyorsunuz dedi. Hira Afife'ye kesinlikle ben Orhun'u aldatacak kadar alçak bir kadın değilim dedi. Afife Hira'ya belki dediklerin doğru olabilir. Afife Hira'ya Orhun'u aldatmamış olsam bile bu hiçbir şeyi değiştirmez dedi. Afife Hira'ya cevap veremediğin sorular var dedi. Afife Hira'ya soyun belli değil ve bu eve köle olarak geldin dedi. Afife Hira'ya Orhun okumuş ve Amerika'da master eğitimi yapmış birisi dedi. Afife Hira'ya peki ya sen, öğrenim durumu nedir dedi. Afife sözleriyle Hira'yı alçalttı ve Orhun'u yükseltti. Afife Hira'ya açıkça bana doğruyu söyle dedi. Afife Hira'ya gerçekten Orhun'a layık birisi olduğunu düşünüyor musun dedi.
Afife Hira'ya Orhun'a bir eş adayı olabileceğini düşünüyor musun dedi. Afife Hira'ya Orhun anca sana sorduğum soruları cevaplayabilen bir kadınla evlenebilir dedi. Afife Hira'ya ne kadar özgüvenli birisin dedi. Hira Afife'den ilginç ve Orhun'u yücelten cümleler beklemiyordu. Hira Afife'nin sorularına verebileceği tek cevabı aşk olacaktı. Hira Afife'ye evet haklısın Orhun'a layık bir kadın değilim dedi. Hira Afife'nin odasından kalbi kırık bir şekilde çıktı. Hira belki de Afife'den bu kadar alçaltıcı bir cümle hayatında duymamıştı. Hira evin bahçesine gitti ve üzüntülü bir şekilde yaşananları düşünmeye başladı. Orhun Neva ile çalışma odasında iş görüşmesine devam ediyor. Orhun pencereden bakarken Hira'nın bahçede üzüntülü bir şekilde dolaştığını gördü. Orhun Neva'ya çalışmaya daha sonra devam ederiz dedi ve odadan çıktı. Neva odada yalnız kalınca Orhun'un odasını karıştırmaya başladı. Neva Orhun'un çekmecesinde nikah töreni randevu kağıdı gördü. Neva Orhun ve Hira'nın gizlice evlendiğini düşündü. Neva bu bilgiyi Afife'ye söylemek için sabırsızlandı. Orhun evin bahçesine indi ve Hira'nın yanına gitti. Orhan Hira'yı üzen kişinin Afife olduğunu çok iyi biliyor. Orhun Hira'ya hiçbir şey demeden ona sarıldı. Orhun ve Hira sohbet etmeye başladılar. Hira Orhun'a sorular sormaya başladı. Hira'nın amacı Orhun'a layık birisi olup olmadığını öğrenmeye çalışmaktı. Güzel haber şu ki Orhun'un her cümlesi Hira'yı tatmin etmeye yetti. Orhan Hira'yı pes etmeyen bir savaşçıya benzetti. Orhun Hira'ya bizim en büyük zaferimiz birlikte olmak dedi. Hira Orhun'la konuştuktan sonra biraz rahatlamıştı. İlerleyen saatlerde Hira mutfağa gideceği esnada Orhun ve Gonca'nın konuşmalarını duydu. Musa Gonca'ya Şevket'in Afife'ye aşık olabileceğini söyledi. Hira, Musa ve Gonca'ya bir atasözü söyledi. Hira'nın Musa'ya söylediği atasözü ise görünen köy kılavuz istemez. Hira söylediği sözde açıkça Şevket'in bakışları ve Afife'ye olan düşkünlüğü her şeyi belli ediyordu. Hira Musa ve Gonca'ya bu olayın pek de konuşulmaması gerektiğini söyledi. Neva Afife'nin odasına gitti. Neva Afife'ye Orhun ve Hira'nın gizlice evlendiğini söyledi. Neva Afife'ye Orhun ve Hira'nın nikah töreni randevu kağıdını gördüm dedi. Afife duydukları karşısında adeta çılgına döndü. Afife direkt Orhun ve Hira'nın yanına gitti. Afife Orhun ve Hira'ya bana bir plan yapacaktınız, öyle mi dedi. Afife Orhun ve Hira'ya gizlice evlendiniz ve daha sonra benden onay almak için çabalıyorsunuz dedi. Afife Hira'ya sen Orhun'a bir eş gibi yaşayamazsın. Sen sadece Orhun'un gölgesinde yaşayabilen bir zavallı olursun dedi. Orhan Afife'nin daha fazla Hira'ya hakaret etmesine dayanamadı. Orhan Afife'ye yeter diye bağırdı. Orhan kibarlığı bir kenara bıraktı ve annesini odadan kovdu. Sizler de benim hakkında düşüncelerinizi yorum bölümüne yazmayı unutmayın.